Ben öncelikle size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizi kırmadığınız için bir yolunuz arasında. Hem kendi adıma hem de üniversite adına teşekkür ederim size. İsterseniz öncelikle ben size kısaca tanıtarak başlayayım. Ya, tabii buyurun. Tamam, çok kısa biyografinizi okuyacağım. Gökhan Gültnay, yaklaşık 2,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 2 yılını Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Würzburg Üniversitesi'nde Enformatik Sistemleri bölümü master yaparak geçirdim. Şu anda Bielefeld Üniversitesi'nde Ekonomi, Finans ve İşletme dalında yeni bir master programına başladım. Lisans eğitimi ise Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünde tamamladım. Erasmus programı kapsamında da 2013-2014 yılında 2 sömestr boyunca Dortmund Teknik Üniversitesi'nde bulundum. Almanya'da yüksek lisans yapma fikri hep aklımın bir köşesindeydi. Bunu gerçekleştirmeden önce lisans eğitimi sırasında özel sektörde bir süre tecrübe kazanmak istedim. 2,5 yıl boyunca Mercedes-Benz Türk firmasında vergi alanında proje yöneticisi olarak çalıştım. Daha sonra başvurduğum farklı üniversitelerden çeşitli kabul mektupları alınca kendi isteğimle işten ayrılarak bu maceraya atıldım diye kendinizi tanıtmışsınız. Şimdi müsaadenizle ben sorular üzerinden yöneltmek istiyorum size. Tabii. Almanya'da yüksek öğretim hakkında bilgi verebilir misiniz? Üniversitelerin akademik ve bilimsel becerileri, dünya sıralamasındaki yerleri vesaire hakkında bilgi verirseniz çok kısa seviniriz. Tabii yani aslında çok da kısa bir konu değil bakıldığı zaman. Çok fazla üzerinde durulması gereken şey var ama ben kısa maddeler halinde üzerinden geçeyim. Sıralama konusuna gelecek olursak, Almanya'da hani bakıldığı zaman ilk 10'da, ilk 20'de bir üniversitesi yok. Özellikle çeşitli kuruluşların yapmış oldukları bu sıralama paylaşımı listelerinde. Ama kaliteli üniversiteler var tabii ki 200'de. Yani Almanya'da şöyle bir şey var üniversitelerde. Genellikle bir standart kalite var. Yüksek lisans yapma fikri eğer aklınıza geldiyse ve bunu istiyorsanız yani ilk bakacağınız kriter Almanya'daki üniversitelerin kalitesi olmamalı. Çünkü zaten dediğim gibi bir standart kalite var. Belli bir düzey var. Bunun yanında elit üniversitesi dediğimiz bazı yani bu kategoriye dahil üniversiteler var. Hani bunlar Türkiye'deki Boğaziçi veya ODTÜ gibi algılanabilir. Fakat herhangi bir Anadolu'nun köşesinde bulunan üniversiteyle arasında uçurum yok. Yani bütün üniversiteler birbirle yarışır haldeler. Bu elit üniversitelerine birkaç örnek vermek gerekirse mesela Münih Teknik Üniversitesi, onun haricinde Mannheim, Heidelberg veya Tübingen gibi üniversiteler bu elit kategorisine dahiller. Yani buradan mezun olduğunuz zaman sektörde bir adım önde başlıyorsunuz. Yani birkaç adım yerine bir adım önde başlıyorsunuz sadece. Bunların size katacağı çok şey oluyor elbette. Onun haricinde akademik ve bilimsel becerileri konusunda hani tartışılacak çok fazla bir şey yok zaten. Birçok üniversite belli alanlarda uzmanlaşmış durumda. Örneğin ben Bielefeld Üniversitesi'ne gelmeden önce Würzburg'da master yapıyordum. Ve orası daha çok tıp alanında uzmanlaşmıştı. Yani bu alanda bilinirdi, bilinir halde Almanya'da. Buna göre bir karar verebilirsiniz. Mesela işletme ve ekonomi alanında Mannheim Üniversitesi şu anda başı çekiyor. Onun haricinde Humboldt Üniversitesi yine yer bilimleri alanında gerçekten çok başarılı ya veya başka alanlarda yine başarıları var. Almanya'da söylemek gereken başka bir şey de üniversitelerin farklı tipte oluşu. Yani bir normal üniversiteler var, bir de Hochschule dediğimiz uygulamaya ağırlık veren üniversiteler var. Yani bu ne demek? Daha çok uygulama ağırlıkta ve burada biraz teoriden muaf kalıyorsunuz. Yani daha böyle mesela bilgisayar mühendisliği okuyorsanız tamamen programlama üzerinden, projeler üzerinden hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla nerede okuyacağınıza baştan bunun kararını vererek hareket edebilirsiniz demek istiyorum. Onun haricinde tabii ki de şehir seçimi önemli. Yani sektöre yakın olmanız yaptığınız master'ı daha verimli kılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü üniversitelerin kalitesini zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı demiştik. Yani büyük bir şehirde yer almanız daha çok kontağa sahip olmanız anlamına geliyor. Network'ünüzü daha kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz veya o sektörde yer alan firmaların yapmış olduğu konferanslara katılımınız da kolaylaşır. Yani bu şekilde cevaplayabilirim ben bu soruyu. Teşekkür ederiz.
Peki az önce bahsettiğiniz gibi bir sürü akademik alanlar var. Örneğin işte mühendislik, uygulamalı alanlar, işte tıp gibi. Peki Almanya'da en fazla ön plan çıkan alanlar sizce hangisi? Yani Türkiye'deki lisans mezunları arasında hangi alan mezunları sizce buraya yönelmeli özellikle? Bunu her alan diye cevaplayabilirim. Çünkü eğer master yapmak istiyorsanız her alanda bir öğrenci talebi var. Almanya'daki üniversiteler açısından bakıldığı zaman. Yani şöyle bir haber paylaşabilirim ben. Almanya her yıl hani iş gücü bakımından yurt dışından Avrupa içerisinden olabilir veya farklı ülkelerden olabilir. 250 ila 400 bin kişiye ihtiyaç duyuyor. Yani sektördeki personel açığını gidermek için bu kadar kişi ihtiyaç duyuyor yapılan araştırmalara göre. Yani bu ihtiyacını giderdiği zaman sektördeki açığını kapatıyor o yıl için. Ama sonraki yıl tekrardan artıyor çünkü üretime dayalı bir ekonomisi var. Sürekli büyüyen bir ekonomisi var. Yeni yeni kurulan startuplar var burada ve o startupların genişlediğini düşündüğümüz zaman bunun akabinde eleman ihtiyacı gitgide artıyor. Onun haricinde size sıralama olarak yani en çok aranandan bulursam böyle bir liste halinde bir 5 tane sıralama paylaşayım. Bu da yine İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Almanya içerisinde tabii ki paylaştığı istatistik bir bilgi. En çok aranan data bilimcileri. Yani yazılım mühendisleri, data bilimcileri, programlamayla uğraşan kişiler. Onun haricinde biraz şaşırtıcı olabilir ama hasta ve yaşlı bakım işiyle uğraşan kişiler yine çok aranıyor. Çünkü nüfusun yaşlı olduğunu biliyoruz. Bu sektörde çok fazla personel ihtiyaç var ve korona döneminde özellikle bu pandemi sürecinde bu kişilerin çalışma şartları da bayağı iyileştirilmiş halde şu anda öyle söyleyebilirim ben. Mühendislere çok ihtiyaç duyuluyor. Yani elektrik, elektronik mühendisleri, inşaat mühendisleri keza. Onun haricinde IT danışmanları yani danışmanlık hizmeti veren kişiler yine sektörde aranan kişiler konumunda enformatik mezunları. Onun haricinde işletme ekonomi mezunları da aranıyor bakıldığı zaman. Bir arkadaşımdan örnek vereyim ben. Frankfurt'ta biliyorsunuz yani bankaların merkezi konumunda, Avrupa Merkez Bankası falan orada. Çok sayıda banka var ve bu bankalarda çalışacak ciddi anlamda eleman açıyorlar. Yani benim arkadaşım İstanbul'da bir bankada çalışırken buraya geldi master yapma niyetiyle. Ve şu anda 3. bankasında çalışıyor. Yani 3 tane banka değiştirdi ve de kariyerine devam ediyor burada. Hani sektörde, hani birçok sektörde bahsetmiş olduğum gibi eleman açığı var ve bu açığı her alanda almaya gidermek istiyor açıkçası. Gayet açıklayıcı oldu bence. Teşekkürler. Yani. Peki lisans eğitimini Türkiye'de tamamlamış kişiler Almanya'da lisans üstü eğitimine başvurmak istediklerinde hangi yolları izlemeliler? Şimdi burada 3 farklı yöntem var başvuru ile ilgili. Yani sanırım bu konu herkesin üzerinde durdu. En çok merak edilen konu olduğu için güzel bir detay paylaşayım ben. Başvurudan önce bahsetmiş olduğum gibi 3 tane yöntem var. Birincisi UniAssist denilen bir aracı kurum var. Berlin'de bunların genel merkezi. Birçok üniversite aslında bu kurumla bağlantılı çalışıyor. Yani hangisinin bağlantılı çalışıp çalışmadığını UniAssist'in kendi sitesine girerek görebilirsiniz. Yani oradan bir form dolduruyorsunuz. Bütün evrakları yani şey olarak hani yeminli tercüman tarafından çevrilmiş belgelerinizi ve noter onaylı belgelerinizi oraya gönderiyorsunuz. Onlar o kurum sizin belgelerinizi değerlendiriyor ve kabul almaya hak kazanıp kazanmadığınızı sizinle paylaşıyorlar. Yani üniversitelere onlar iletiyorlar. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani belli bir ücret dahilinde onlar bu işi yapıyorlar. Onun haricinde bir diğer aracı kurum ise DAAD. Belki duymuşsunuzdur. Türkiye ve Almanya arasında bu öğrenci değişimiyle ilgilenen bir kurum. Yani buranın avantajı ise sizin burs alabiliyor olmanız. Yani burs almak için tabii ki belli şartlar var. Ortalamanızın yüksek olması lazım veya dil sertifikanızın hani iyi bir değerde, iyi bir puanda olması gerekiyor. Onları isterseniz siteden araştırabilirsiniz. Yine bu kurum üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz ama en kolay yöntem bireysel başvuru. Ya bunu kabul eden üniversiteler de çok sayıda yoklar. Hani çok sayıda yok. Sizin dediğim gibi yani üniversitenin web sayfasına girip kendiniz bakmanız gerekiyor. Hani hangi kurumla çalışıyor veya bireysel olarak başvuru kabul ediyor mu? Bunu kendiniz araştırmanız gerekiyor. Almanya'da bir diğer güzel olan şeylerden bir tanesi. Her dönem başvuru yapabiliyorsunuz burada. Yani ister güz dönemi ister bahar dönemi
Başvuru kabul ediyorlar ve sıfırdan bu şekilde başlayabiliyorsunuz. Onun haricinde başvuruda izlenmesi gereken yol olarak bakılması gereken tek şey GANO olmamalı. Yani not ortalamanızın çok da önemli olduğunu ben söyleyemem. Bir örnek mesela arkadaşımdan paylaşayım. Yine Oxford'da master yaptı ama ortalaması 2.30 civarındaydı. Yani biraz gülünç geliyor ama bu kişinin mesela uluslararası alanda başarıları vardı. Yani Güney Kore'den ödül aldı. İşte sportif başarıları vardı. Yani bunlara üniversite gerçekten çok dikkat ediyor. Çok önem gösteriyor. Onun haricinde finansman konusundan bahsedeyim mesela. Belki yine merak ediyor edenler olabilir. Finansmanı alabilirsiniz buraya gelmeden önce. Bir bloke hesap. Yani yıllık belli bir parayı yatırıyorsunuz bankaya ve her ay size o parayı, yani yatırdığınız paranın 12'ye bölünmüş halini size veriyor. Vize almada bu önemli. Vizeyi uzatmada yine aynı şekilde önemli bir konu. Onun haricinde eğer bir tanıdığınız varsa, akrabanız olur, dayınız olur vesaire, garantörlük belgesiyle de bu bilirsiniz. Finansman kısmı bu şekilde. Geldik hani evrak toplama sürecine. En sancılı süreçlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani çok sayıda öğrenci bu konuda şikayet ediyor çünkü. Bir sürü çeviri yapmanız gerekiyor, noter onayları gerekiyor. Dolayısıyla aylar sürebiliyor yani. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur demek istiyorum ben bu konuda. Çünkü buradaki sürelere uymanız gerekiyor. Yani eğer güz döneminde başvuru yapacaksınız, 15 Haziran'a kadar sizin başvuruyu bitirip göndermiş olmanız gerekiyor. Yani genellikle bu tarihler 15 Haziran'la 15 Ocak arasında değişiyor. Yani bahar dönemi için 15 Ocak, güz dönemi için 15 Haziran. Dediğim gibi sadece GANO, üniversite elde ettiğiniz başarı ortalaması tek başına yeterli bir başvuru aracı veya kriteri değil. Yapmış olduğunuz projeler eğer varsa, iş deneyimleri, özellikle master için iş deneyimleri son derece önemli. Uluslararası katılımınız varsa, yine gönüllü olarak aktif olduğunuz bir proje olduysa şimdiye kadar, yani bunları belgelendirmeniz sizin her şekilde yararınıza olacaktır diye düşünüyorum. İş deneyimleri konusunda mesela Almanya'nın dikkat ettiği olaylardan bir tanesi çalışma belgesi. Yani bunu Türkiye'de pek göremezsiniz ama çalıştığınız yerden bir çalışma belgesi alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlere ilişkin madde madde, şu kişi şu 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 işleri yapmıştır gibisinden İngilizce tercümeli veya işte Almanca hazırlanmış eğer yapabiliyorsanız, bunlar da başvuru değerlendirmesinin çok önemli bir rol oynuyor. Peki bunu stajlarınız için de düşünebilir miyiz? Tabii ki tabii. Bunlardan. Staj için aynı şey geçerli. Yani çalışma belgesinin staj versiyonu olabilir bu aşamada. Onun haricinde hani şu an hali hazırda okumakta olan kişilere verebileceğim tavsiye olarak referans yazıları. Yani hocalarınızdan alabileceğiniz referans yazıları yine başvurudaki dosyanıza ekleyerek artı puan elde edebilirsiniz. Yani özellikle şu derste başarılı olmuştur gibisinden veya şu tezi yazmıştır falan. Bu, yani içeriği bu şekilde olabilir. Tamamdır. Almanya'daki sosyal şartlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Peki yani ekonomik durum, fırsatlar, sosyal yaşam şartları gibi bu konularda bizi aydınlatabilirsiniz, çok seviniriz. Tabii. Yani öğrenciler üzerinde finansman olarak iki tane yük var. Bir yurt kirası, yani yurtta kalıyorsanız eğer. Bir de sigorta, yani bu ikisi sizin aylık sabit giderleriniz. Onun haricinde ne kadar harcayacağınız size kalmış. Çalışma izninden bahsedeyim ben. Buraya gelen yabancı öğrencilerin 120 tam gün, yani bir sene içerisinde 120 tam gün ya da 240 yarım gün çalışma haklarına sahip oluyorlar. Burada da şöyle bir önemli detay var. Yani 120 ile 240 gün kuralı sadece dönem içerisinde geçerli. Yani sömestr tatillerinde çalıştığınız süreler buradan düşmüyor. Yani orada isterseniz para biriktirebilirsiniz veya tam zamanlı çalışabilirsiniz, staj yapabilirsiniz yine. O size kalmış. Bu konuda gerçekten kolaylık sağlıyorlar diyebilirim. Sosyal yaşam olarak veya konaklama olarak şunu söyleyebilirim. Yani Almanya'da çok yaygın olarak geçerli bir WG denilen, yani Wohngemeinschaft, hani öğrencilerin bir arada kaldığı, aynı daireyi paylaştıkları bir yaşam şekli mevcut.
Özellikle üniversitenin yurtları üzerinden, öğrencileri üzerinden yapacağınız başvurularda bu şekilde bir yurtta kalmanız da olası. Tabii seçimini kendiniz yapıyorsunuz. Yani tek odalı olsun ya da 2-3 kişilerle birlikte kalmak istediğinizde kendiniz karar veriyorsunuz başvuru aşamasında. Ama bunun çok fazla sayıda avantajı var. Ben çok sayıda öğrenciyle bu şekilde kaldım şimdiye kadar. Almanlarla genellikle. Çünkü bir yabancı öğrenci iki tane Almanın yanına veriyorlar mesela. Yani bu ayarlamayı da bu şekilde yapıyorlar. Yani birkaç yabancı öğrenci aynı dairede genellikle kalmıyor. Yani daha iyi entegre olabilsin diye, dilini geliştirebilsin diye. Buna öğrenciler bile dikkat ediyor başvuru aşamasında. Onun haricinde yani yurtlarda özellikle mesela şansınız yüksek. Yani birçok üniversite zaten farklı farklı sayıda yurda sahip ve kapasiteler de son derece yerinde. Yani yabancı bir öğrenci olarak problemsiz bir şekilde kabul edilebiliyorsunuz. Yani eğer böyle çok bilindik okullar değilse mesela Münih Teknik Üniversitesi'nde biraz daha sıkıntılı, orada okuyan bir aile dostumuz var, oradan biliyorum. Yani 2-3 semestr bekleyebilirsiniz veya bir semestr kadar. Yani yurtlarda her şey içinde oluyor. Yani kiranın içerisinde işte su, elektrik vesaire, internetine kadar her şey tek bir kalemde sizin kesiliyor yani kira adı altında. Bir diğer unsur şey söyleyebilirim ben. Sömestr kartı veriliyor size okul tarafından. Yani okulda burada biliyorsunuz Almanya'da bütün üniversiteler ücretsiz. Sadece 6 aylık bir harç ödemeniz gerekiyor. Bu harca da zaten sizin ulaşımınız için geçerli olan bir kart ücreti kesiliyor. Ve o kartla siz istediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Otobüslere binebilir, trenlere binebilir veya yine U-Bahn dediğimiz yani yer altından giden trenleri kullanabiliyorsunuz. Özellikle eyaletlere göre bu farklılık gösteriyor. Benim bulunduğum eyalet Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti. Yani burada çok ciddi bir avantajınız oluyor. Yani o eline yani o size gelen kartla bütün eyalet içerisindeki şehirleri ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Yani ben buradan Bielefeld'den kalkıp Köln'e kadar seyahat edebiliyorum. Bonn'a bile gidebiliyorum yani hiçbir ücret ödemeden trenlerle böyle bir avantaja sahip oluyorsunuz. Sosyal yaşamla ilgili International Office'in düzenlediği etkinlikler var. Yani bunlara eğer gelecek kişilere tavsiye olarak söylemek gerekirse katılmanızı öneririm. Çok sayıda etkinlik yapılıyor ve ilk başta değil yani bütün bir seneye yayarak yapıyorlar bunları. Yine üniversitelerin spor kulüpleri çok canlı burada, çok faal. Yani sadece bilindik sporların haricinde farklı farklı spor dallarında da yani ilginiz varsa mesela Ultimate Frisbee gibi ve onun haricinde Spikeball gibi yani yeni trendler bunlar. Bunların takımları bile var ve burada yine sosyal çevrenizi geliştirebiliyorsunuz. Yeni yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz. Yani geniş bir yelpazesi var spor kulüplerinin. Başka ne söylemek gerekiyor? Yine gezi konusunda biraz bilgi verebilirim. Yani şu anda tabii pandemi sürecinden dolayı çok da yani yapılabilir değil ama mesela BlaBlaCar burada çok kullanılıyor öğrenciler arasında. Yani 4-5 kişinin bir arabada oturup ya da 3 kişinin bir arabada oturup seyahat ettiği bir platform. Cüzi miktarlarla şehir şehir dolaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yolda da muhabbet edecek insanlara ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Bunları söyleyebilirim. Yani aklınıza takılan başka bir şey varsa tabii, öğrencilerden gelecek bir soru varsa yanıtlayabilirim. Ben de chat'i kontrol ediyorum bir yandan. Yaş sınırı var mı denmiş bunun için? Bir de aile ve çocuk götürebiliyor muyuz diye soruyorum. Yaş sınırı, master için? Ne için olduğunu anlayamadım ben de. Tekrar belirtirseniz o soruya dönebiliriz. Yani aile ve çocuk, evet. Götürebiliyorsunuz. Doktora için sormuş yaş sınırını. Doktora için bildiğim kadarıyla yaş sınırı yok. Bildiğim kadarıyla. Tabii her üniversitede değişiklik gösterebilir. Yani belli bir hani 30-35 yaş veya daha üstü limitler olabilir. Ama ben şu ana kadar görmedim doktora için. Yani yüksek lisansta bile bir yaş sınırı yok. Benim yine Würzburg'dayken Azerbaycan'dan gelen bir arkadaşım vardı. Yani orada tanıştım. Kendisi 33 yaşındaydı. Master'ı yeni başlamıştı yani. Bu kişi hani evli ve çocuk sahibiydi. Tabii tek başına gelmişti. Hani örnek olarak söyleyebilirim ben sadece. Yani master'ı yeni başlamış bir kişi.
Diğer sorulara geçeyim. Almanca dil yeterliliğini nasıl sağlayabiliriz? Yüksek lisans ve doktora programlarında dil hazırlığı var mı? Evet, ondan az önce bahsetmedim sanırım. Yani dil yeterliliğine iki tane kabul edilen esasında sınav var. Türkiye üzerinden eğer başvuru yapacaksanız. Birincisi Göte Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu TESTAF sınavı. Yani TESTAF'ta belli bir puan kriterine sahip olmanız gerekiyor. Yani her sınav bölümünden 4 puan almanız lazım. Totalde 16 puan var. Yani birçok üniversite bu şekilde kabul ediyor. Bir diğer sınav ise TELK C1 sınavı. Bunu da eğer geçerseniz ya da ikisinden birini halletmişseniz yüksek lisansa kabul alıyorsunuz otomatikman. Yani derslere direkt başlayabiliyorsunuz. Eğer Almanca bilmiyorsanız da yine üniversitenin açtığı dil okulları var. Yani siz yine bölüme başvuru yapıyorsunuz fakat başta Almanca öğrenme maksadıyla yani bir sene önce dil okulunda okuyorsunuz ve eğer o dil okulunda okuduktan sonra bir sene sonra sınavı verdiyseniz direkt bölümden başlayabiliyorsunuz. Yani böyle bir seçenek de var. Yani Almanca bilmiyorum ama yüksek lisans yapmak istiyorum diyenler varsa veya biraz biliyorum yine de yapmak istiyorum diye düşünenler varsa bu yolu tercih edebilirler. Yani direkt dil okulu üzerinden gidiyorsunuz oraya. Üniversitenin o konuşma okulunda şu an tam şeye çıkaramadım. Orada bir sene boyunca eğitim aldıktan sonra direkt bölümdeki derslere başvurabiliyorsunuz yani. Peki yüksek lisans programı İngilizce ise yine Almanca gerekli oluyor mu? Yok, yok. Yani %100 İngilizce programları da var. Her üniversitenin var aslına bakarsanız. Yani orada Almanca ile ilgili bir şart yok. Yani sadece İngilizce bilmeniz yeterli oluyor zaten. Bir soru daha gelmiş. Almanya'daki üniversitelerde eğitim sistemi Türkiye ile benzer mi? Yani sınav sistemi gibi. Türkiye ile benzer mi? Aslında çok benzerliği yok. Yani buradaki sistem tamamen farklı. Üç tip bir eğitim sistemi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hoca derse geliyor. Dersi anlatıyor. Bu teorik, işin teorik kısmı. Bir de işin pratik kısmı var. Uygulama kısmı var. Bu derslerden sonra öğrenci asistanları tarafından bu dersin içeriğiyle alakalı gelen sorular. Yani bunun uygulamasını yapıyorsunuz. Dersini öğrendik ve bunu nasıl çözebiliriz? Çeşitli problemleri çözüyorsunuz gruplar halinde. Yani 5 veya 10 kişilik gruplar halinde. Şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için mesela bunların hepsi Zoom üzerinden yapılıyor. Zoom grup odaları kuruluyor ve bu odalarda bahsetmiş olduğum gibi bu sorular çözülüyor. Dersi daha iyi anlamak için her dersten sonra bu şekilde uygulama dersleri oluyor. Bir de tutorium dedikleri, yani uygulama derslerinden de eğer siz pek bir verim alamazsanız yine bu asistanların da yardımcıları tarafından, yani öğrenci asistanları diyebiliriz biz bunlara, onlar tarafından destek alıyorsunuz. Yani bu soruların çözümüne ilişkin özel sizinle ilgileniyor. Ya da işte okula gittiğinizde ders esnasında sizinle birebir ilgileniyorlar. Yani üç tipte eğitim sistemi var burada. Bahsetmiş olduğum gibi teori, pratik ve bu bahsetmiş olduğum tutorium sistemi. Başka farklılıklar ne diyebiliriz? Yani sınavlarda örnek vermek gerekirse ders yükü çok fazla. Yani birçok bölümde bu böyle. Yani son böyle bir hafta çalışayım, dersleri de geçeyim mantığı burada pek yürümüyor maalesef. Yani en başından itibaren sizin olayın içerisinde yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Yani ders yükünün ağır olduğunu söyleyebilirim. Ve çok pardon. Bu yüksek lisans programında mı böyle yoksa diğer işte lisans? Diğerlerinde de böyle. Diğerlerinde de böyle. Yani çok da bir farklılık yok yani. Lisansta da aslında böyle. Ama yani gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Sadece yani günü gününe yaptığınız takdirde veya belli periyotlarla tekrarını yaptığınız takdirde geçiyorsunuz. Yani çok da zor değil. Çünkü direkt bilgi soruluyor. Mesela bizde hani bunu seven olabilir, sevmeyen olabilir. Bizde bazı bölümlerde yorum sorusu da geliyor. Yani tek bir soruyla bütün bir sınavı hani geçmeniz gerekebiliyor bazen yorumla. Ama yorum burada pek sorulmuyor. Yani burada net olarak bilgi. Mesela slaytlarda karşınıza çıkan bir tane bir cycle mesela bir döngüyü sorabiliyorlar. Oradaki boşlukları dolduruyorsunuz. Bu da mesela benim okumuş olduğum bölümde, diğer bölümde en önemli derslerden bir tanesi sınavında karşılaştığım bir soruydu. Yani son derece basit bir soru. Herkesin yapabileceği bir soru. Yani böyle basit sorular da geliyor aslında. Yani gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Net bilgi soruluyor ve bir cümleyle cevaplayabileceğiniz nitelikte sorular. Ama bazı sınavlar mesela 3 sayfa oluyor. Yani
10 tane soruyorlar ve bu soruların ABC şıkkı oluyor. Bunları bir saate sığdırabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Çünkü fazla yazı yazmanız gerekmiyor. Net bir kelime soruyor veya işte bir cümleyle soruyu bitirebiliyorsunuz bu şekilde. Tamamdır. Peki bir soru, hemen sorunun devamını sorayım. Harfli sistemle not verme, işte A, A, B, C gibi. Yani bir diye, çok özür dilerim gördüm ama çan var diye de ekleme gelmiş. Çan yok. Harfli sistem yok. Şöyle bir sistem var. Yani bir buradaki en iyi nota tekabül ediyor. Beş de yani birden beşe kadar aslında. Öyle söyleyeyim. Yani burada mesela 1,2 AA'ya tekabül ediyor. Yani 1 ile 1,2 arasındaki not sistemi AA'ya tekabül ediyor. İşte BA'ya tekabül eden 1,5 ile 1,7 gibi. Şu anda tabii ki de hani tam detayını bilmiyorum ama yani bunun tablo olarak kıyaslaması internette bulabilirsiniz, yani karşılaştırmasını. Buradaki sistem bu şekilde. Şu anda yayını takip eden birkaç öğrenci var, sonradan izleyecek olanlar da var. Bu yüzden hani bu genç arkadaşlarımız hakkında en çok işte akademik gelecekler konusunda tavsiye var mı, bunu sormak istiyorum. Tabii tabii var. Yani en önemli şeylerden bir tanesi dil sertifikalarını halletmiş olmaları. Yani lisans dönemi, lisanslarını yaparken şu anda buna mutlaka önem göstermelerini tavsiye ederim. İngilizce veya Almanca hangisine ağırlık vermek istiyorlarsa, hangi bölümde eğitim görmek istiyorlarsa, onun haricinde pratik yapmaları gerekiyor. Yani buraya geldikten sonra sizin çünkü sadece teoriyle uğraşmıyorsunuz burada. Şöyle söyleyeyim ben. Almanya'da mesela master için konuşacak olursak 120 kredi, 120 krediyi tamamlamanız gerekiyor. Ve bu kredinin yaklaşık 30 kredisi sadece tez çalışmasına gidiyor. Yani bitirme teziniz 30 kredi. Yani dörtte birine tekabül ediyor. Bunun yanında bir de seminer çalışmaları var. Her dersin içeriğinde yer alan veya her modülün içerisinde. Çünkü burada modül sistemi var. O modülleri işte bir kombine ediyorsunuz kendinize göre. Ve o modüllerin arasında yer alan dersler var. Yani birazcık aslında karışık gibi geliyor olabilir ama yani modülden kastım mesela işletme öğrencileri için marketing modülü. Marketing modülü içerisinde farklı farklı dersler var. Yani daha alt birimde yer alan dersler var. Şimdi bu seminer çalışmalarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Yine en az iki tane seminer çalışması yapıyorsunuz. Bunlar da ya 5 ya da 10 kredi oluyor. Toplamda 20 kredi. Aslında şuna geliyoruz. Yani 30 kredi bitirme tezi ve 20 kredide, yaklaşık 10 ila 20 kredide seminer çalışması. Yani bu 120 kredinin 50 kredisi yapıyor. Yani 50 kredisi aslında siz yazmanız gereken bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla pratik yapmaları, dil konusunda pratik yapmaları şu açıdan önemli. Her bir tezin sonucunda veya seminer çalışmasının sonucunda bir de bunun sunumunu yapıyorsunuz hocaya. Yani şu anda Zoom üzerinden yapıyorsunuz gerçi ama üniversitede de normalde çıkıp herkesin önünde veya hocaların önünde sunum yapmanız gerekebiliyor. O açıdan dil hakikaten çok önemli. Onun haricinde üniversiteye gelmeden önce iş deneyimleri, staj, bunları belgelendirmek çok önemli. Onu söyleyebilirim. Genç arkadaşlar için Erasmus imkanınız varsa mutlaka yapın. En azından master'ın ya da yüksek lisansın size uygun olup olmadığını görürsünüz veya o eğitim düzeyinin hani neler gerektirdiğini kendiniz deneyimlersiniz orada. Birkaç tane dersi geçerek veya dersi girerek. Onun haricinde okumak istediğiniz bölümle alakalı yine birçok sertifika programı var. Mesela internetten çok kolay erişebileceğiniz Udemy gibi siteler üzerinden mesela programlama ile ilgili bir takım sertifikalar yapabilirsiniz. Yani bunları şöyle düşünmeyin. Yani bu sertifikalar geçerli değil gözüyle bakmanız bence yanlış. Hani orada bir uğraş ortaya koyuyorsunuz ve bunu belgelendirdiğiniz zaman da karşı tarafın bakış açısı size karşı değişiyor. Yani bu iş başvurularında olur ya da üniversite başvurularında olur. Hepsi bence önemli. Az önce bahsetmiş olduğum gibi yani bitirme tezi Almanya'da çok önemli. Yani tez yazma konusu gerçekten önemli. Bununla alakalı pratik yapmalarını ben tavsiye ederim. Yani oturup bir tez yazın demiyorum tabii ama en azından tezin nasıl yazılacağıyla ilgili kaynak kitapları okumanız veya işte cümlelerin nasıl kurulacağıyla alakalı işte birkaç örnek okumanız veya işte birkaç makale okumanız gerçekten çok faydalı olacaktır. Bunları söyleyebilirim. Yani tez yazım teknikleriyle ilgili kitaplar da var zaten. Bu şekilde. Tamamdır.
Biraz önce Erasmus'tan bahsettiniz. Evet. Siz de yapmışsınız. Evet. Bununla alakalı bir soru gelmiş. Erasmus öğrencisi olarak Almanya'da okuyan birine ne tavsiye edersiniz diye? Ne tavsiye edebilirim? Yani orada en azından birkaç tane dersi geçmeye bakın. Yani Erasmus'u tamam. Yani Erasmus'un mantığı genel anlamda sadece dersleri geçmek değil. Yani eğlenmek, yeni insanlarla tanışmak, kültür bakış açısını falan geliştirmek. Bunlar birkaç adım daha önde bana göre. Ama orada birkaç tane dersi eğer geçerseniz ve bunu transkriptinize gösterme şansını elde ederseniz ki zaten dönem sonunda bunu alabiliyorsunuz okuldan. Yüksek lisansa başvuracağınız zaman buna gerçekten çok dikkat edeceklerdir. Yani orada Erasmus'u yaptığınızı gösteren bir belge var. Birkaç tane dersi geçmişsiniz ve hem de iyi notlarla geçmişsiniz. Sizi birkaç adım öne taşıyacaktır. Yani buna özen gösterebilirsiniz. Onun haricinde derslerin haricinde söyleyecek çok da bir şey yok zaten yani Erasmus'la ilgili. Tamamdır. Yani benim soracağım sorular da, chat'teki sorular da şu anda bitti. Eğer sormak isteyen arkadaşlar olursa chat'ten sorabilirler. Yani çok verimli bir toplantı oldu bence. Benim alanım psikoloji. Ben de yüksek lisansımı hani Almanya'da düşünüyorum ve alanlarımız farklı olsa da bence çok temel, önemli bilgiler verdiniz. Kendi adıma teşekkür ederim bu yüzden. Ben teşekkür ederim.